Üzgünüm Murat. Ayıp olmayacağım. Babacığım, ne yapıyorsun? Baba. İşleri düşünüyorum bir tanem. Çalışıyordum. Sen ne istiyorsun? Oyun oynamak. Benimle mi? Bir tanem şimdi olmaz. Benim çalışmam lazım. Sen kendin oyna olur mu? Ama hiç benimle oynamıyorsun. Çalışıyorum kızım. Çalışmayınca da benimle oynamıyorsun. Tamam. Çalışmadığın zaman oynarız. Şimdi oynayalım. Şimdi olmaz. Neden? Şimdi söyledim ya bir tanem. Çalışıyorum. Az oynarız. Sonra hemen içine geri dönersin. Tamam. Şimdi benim ufak birkaç işim var. Onları halledeyim. Ondan sonra oynarız. Bana ne? Zeynep, hayır dedim sana. Bir tanem. Zeynep. Evet. Artık konağa gidemem. Kendi yolumu çizmeliyim. Melek. Ay aşk olsun yani Furkan. Ben aramasam arayacağın yok ya. Nasılsın, iyi misin? Neredesin? Ne yapıyorsun? Melek, istersen bir nefes al önce. Ha? Ne dersin? Ne var yine? Ne oldu? Aa, bir sakin ol bakalım ya. Ne oluyor? Niye bu kadar kızgınsın sen bana? Melek, şu an bu konuyu hiç konuşmak istemiyorum. Furkan, neredesin sen? Evdeyim. Havuzda biraz stres atıyorum. E tamam, bak biz de Sinem'le yürüyüşe çıkmıştık. Senin evin yakınlarındayız. Bekle, geliyoruz o zaman, tamam? Melek, istersen başka bir gün gelsen. Ha? Furkancığım, itiraz istemiyorum. Bak belli ki arkadaşımın kalbini kırmışım. Gönlünü almaya geleceğim, tamam mı? Bekle bizi, hadi geliyoruz. Gel bakalım anneciğim. Allah'ım ya. Daha gelecek. Bir rahat da, bir rahat. Sen hiçbir sorununu Zeynep'e yansıtmazdın Murat. Ne oldu sana? Bilmiyorum anne. Ben Zeynep'e ilk defa böyle davrandım. Nefret ettim kendimden. Çok savruldun Murat. Bu Nazlı senin dengeni bozdu. Sen böyle şeyler yapmazdın. Zeynep senin önceliğindi. Hala öyle anne. Ben bir an saçmaladım. Ben bile inanamadım yaptığımı. Son zamanlarda yaptığım hiçbir şeyi ben yapmıyorum sanki. Bir şeyler olup bitiyor ve ben bir adım geriden izliyorum sadece. Ve hiçbir şey yapamıyorum anne. Önce Cemre, şimdi Nazlı. Nazlı'yı da kaybettim. Her şey gözümün önünde olup bitti ve ben hiçbir şey yapamadım.
Biliyor musun anne? Hayat Cem'den sonra beni Nazlı ile ödüllendirdi. Onun boşluğunu Nazlı ile doldurdu. Nazlı bir hediye gibi girdi hayatıma. Cem'den açılan yaralarımı sardı. Sanki Cemre'yi hiç kaybetmemişim gibi hayatıma kaldığım yerden geri döndüm. Ne haber Cimcime? İyiyim. Bir şeyler ister misin? İçecek hazırlayayım mı sana? Yok, istemem. Ay. Oh be, özlemişim burayı vallahi. Demek artık evde takılıyorsun ha? Hı hı. Biraz izin verdim kendime işle alakalı. Sakinliyorum. İyi yapmışsın ya. Tabii ki hızlı maceralar yaşandı. Melek, lütfen o konulara hiç girmeyelim. Bir hata yaptım, sen de beni bile bile körükledin. Ne demek körükledin Furkan? O ne demek ya? Böyle mi düşünüyorsun gerçekten? Aşk olsun ama sana. Ya benim tek niyetim sana yardımcı olmaktı. Bunu biliyorsun. Bak böyle düşünürsen kalbimi kırarsın ama. Artık konağa da çok sık gitmiyorsun tabii. Gerçi ben de gitmiyorum artık. Biraz mesafe koydum. Mesafe iyidir. Melek, inan hiç vaktim yok. Dışarı çıkmam lazım. Birkaç işlerim var. O konulara hiç girmeyelim bence. Tamam. Biz zaten abi seni merak ettiğimiz için gelmiştik hani. İyi sen problem yok. Başka zaman artık ya, laflarız. Hadi kızım. Ya bak sakın yanlış anlama. Çık git demiyorum. İstersen bir şey ikram edeyim. Bir şey için. Ay olur vallahi Furkan. Gerçekten soluklanmış oluruz. Bize de güzel olur. Şöyle buzlu soğuk bir şey getirsen çok güzel olur vallahi. Olur, olur. Murat. Asu Hanım haklı. Yani yaşananları unutup normal hayatımıza dönmemiz lazım. Zeynep bir şekilde hissediyor çünkü olup biteni. Normal hayatımıza. Tamam. Dönelim. Nasıl dönelim peki? Bir önerin var mı? Tartışmak için söylemedim. Zeynep olan bitenden etkileniyor çünkü. O yüzden söyledim. Bunu düşünüyorum babası olarak. Merak etme. Ben de merak ediyorum. Yani elimde değil. Gereğinden fazla dışa vurma o zaman. Öyle mi? Öyle. Onun dışında sana katılıyorum. Normal hayatımıza geri dönelim bence de. Ama hemen, şu anda. Ne dersin? Tamam, dönelim. Anlaştık. Alo. Hoş geldin. Nasılsın? İşini halletmedin değil mi sen? Olur mu hiç öyle işine? Gelsene içim. Yok hiç girmeyeyim. Zaten anca giderim. Bak sana ne aldım. Bakalım beğenecek misin? Ya hiç beğenmez olur muyum? Zahmet ettim buraya kadar. Vermezsem uyuyamazdın biliyorsun. Çok güzel Ömer. Ben sana yardım edeyim. Beğendin mi? Çok beğendim, çok sağ ol. Rica ederim, güle güle tak. Ben kaçayım o zaman, sen de işine bak. İyi madem.
İyi yolculuklar. Selam söyle herkese. Aleyküm selam. Çok teşekkür ederim. Bak bir ihtiyacın, bir sıkıntın olursa mutlaka ara bak. Tamam? Tamam. Alacağın olsun senin Melek. Senin alacağın olsun. Sırf Murat'ı istedin diye herkesi kullandın. Manipüle ettin. Beni de harcadın bu yolda. Belki Melek olmasaydı bu kadar ileri gitmeyecektim. Asıl Nazlı'dan uzak kalmak zorunda bıraktınsa beni. Bundan sonra senden de uzak kalacağım. Neden bu kadar kötüsünüz ki? Alo hala. Müsait miydin? Nasılsın? İyiyim. Ben şey için aramıştım. Size gelebilir miyim? Tamam. Taşındınız mı? Peki bana konum atabilir misin? Tamam. Sağ ol hala. Bana bir açıklama yapmak zorundasın Nazlı. Bana neden hayır dediğini açıklamak zorundasın. Neden sussun? Hı? Bana hayır demenin sebebi hayatında başka biri olması mı yoksa? Başka bir adam mı? Senin bana bunları sormaya hakkın yok, tamam mı? Hem de eski karını daha unutmamışken. Bana bir şeyler sormadan önce bana karşı dürüst ol Murat. Sırf Cemre'ye benziyorum diye sevdin beni, değil mi? Hatta beni sevmedin bile. Sen hep Cemre'yi sevdin aslında. Beni sadece seçtin. Bu yüzden bana hesap soramazsın, tamam mı? Bana hiçbir şey soramazsın. Sana çok net bir soru sordum Nazlı. Evet, başka biri var. Şimdi müsaade ederseniz işime dönmeliyim. Murat Bey.